Teşekkürler. Tebrikler Anıl'cığım. Anıl'ın aday numarası 106, hemen hatırlatalım. 30-04 ya da 83-333 Almanya için. Teşekkür ederim. Hep kız sesi var yani. Ha. Ne güzel. Kız arkadaşın var mı Anıl? Yok. Yaşadınız. Peki. Armağan'la başlayalım. Benle başlayalım. Anıl, bu yarışmanın en çok gelişme kaydeden yarışmacılarından bir tanesi. Ama içimdeki his, evet, bu gece Anıl'ın eleneceğini söylüyor. Neden? Çünkü sadece Anıl'a genç kızlar oy veriyor. Dolayısıyla da hani o genç kızların oyları da bir yere kadar. Genç kızların oyları da bir yere kadar. Dolayısıyla buradan sonrasına Anıl'ın gidemeyeceğini düşünüyorum açıkçası. Evet. Anıl'ın elenmesini benim de gönlüm istemiyor. Anıl'lı bir popstar finali istiyorum. Ama bu geceki hissimi soruyorsanız, evet, bence bu gece Anıl elenecek. Peki. Peki performansı nasıl buldunuz? Anıl sahnede durmayı da öğrendi. İyi kötü şarkı söylemesini de öğrendi. Çok da artistlikle duruyor. Bence Anıl'ın performansı çok iyi. Bu sebeple eğlenecek zaten. Popstarlığa yakıştırıyorsunuz. Bence olur. Şu anda hala oylama devam ediyor. Eğer bir mesajınız varsa seyircilere söyleyebilirsiniz. Yani bana soruyorsanız bu üç kişinin içinde en çok yakışan Anıl. Ama neye istinaden şey yaptınız, pardon sözünüzü bir kestim. Bir kere en çok gelişme gösteren Anıl. Hayır. Yanlış anlatamadım. Niye eleneceğini düşünüyorum. Ya. Bir kere Anıl'ın organize bir şekilde desteklenmediğini düşünüyorum. Öyle bir organize biçimde bir grup yok arkasında. Aynen katılıyorum. Zaten salondan gelen alkıştan da belli. Sadece birkaç sıra ve arkadaki birkaç genç kız destekliyor Anıl'ı. Teşekkürler. Şimdi ben böyle dedim diye bütün sonuna alkışlar. Anıl'ın belli bir oy potansiyeli var. O oy potansiyeli insanı bir yere kadar getiriyor. Bu geceden sonrasında gidemeyeceğini düşünüyorum. Yüksek sesle düşünüyorum şu anda. Bilmem bana katılır mısınız? Hep iyi okuyanlar gitti dersem. Evet öyle oluyor. Çünkü jüri oradaki performans yapan yarışmacıya bir şey söylemeyip kavga çıkarttığında ya da jüri haklı olarak bir eleştiride bulunduğunda oradaki yarışmacı oy alıyor. Bu gece Yıldız Hanım benim favorim Anıl dedi. Ben bence Anıl finale kalmalı dedim. Siz ona yakın bir şey söylüyorsunuz. Dolayısıyla Anıl elenecek. Ben de bunu ben söylüyorum. Ben de eleneceğini hissediyorum. Ben hissetmiyorum. Hissetmek de istemiyorum. Kalmasını istiyorsunuz. Esasında tabii. Ama kalmalı. Çok özür çünkü dileyerek. Çünkü öteki gidenlerin arkasından hakikaten çok üzüldük. Çünkü eğer bu kendini geliştirme yarışmasıysa bunu en iyi Anıl yaptı. Evet. Buyurun. En çok o çaba ben bugüne gösterdi. Kadar seyirciler esasında bu jürinin bu yorumlarını da değerlendiriyorlar. Şu anda izleyen seyircilerimiz i̇nşallah, muhakkak değerlendiriyorlar. Bugüne kadar değerlendirdiler. Keşke. Kimi zaman inşallah bu akşam da sizleri yine yani dinleyeceklerdir. Yani Sebilhane bardağı gibi durmayalım burada. İnşallah değerlendirilir. Ve inanır mısınız Sayın Erkır? O gidenlerin arkasından çok büyük üzüntü duyduk. Evet. Neden duyduk? Onları nikahımıza almayacağız veya çoluğumuz çocuğumuz yok ki o kızları da çocuklarımızı alalım veya oğullarımızı alalım kızları. Ama musiki adına eğer ki bir bütünleştik, hep beraberce bir şeyleri paylaşıyorsak günahtı. Günahtı, evet. Ve günah oldu. Yine söylüyorum. Ve bu çocuk da giderse El Fatiha. Ben istirham ediyorum. O SMS midir nedir? Ne evet yapıyorlar? Oy gönderelim. Onlar neyse bilemem. O, bak ötüyor oradan bir yerlerden. Ama onu öyle öterek mi oluyor? Nasıl oluyor? Mesaj gönderiyorlar. Mesaj evet. Gönderiyorlar. Bilhassa Anıl Bey'in şu akşamki bu performansını görerek bu adreste olması gerektiğinin
gerektiğine vakıf olup, kanaat getirip ona göre ellerinin tuşa gitmesini istirham ediyorum. Evet. Çünkü gitmeli yani, gitmeli, olmalı. Evet. Olmalı. Teşekkür ederim. Bu hafta bir bilgi de burada verelim. Biliyorsunuz single şarkıları ilk defa geçen hafta çaldık. En çok Metin'in şarkısı indirilmiş, daha sonra da Anıl'ın şarkısı indirilmiş. Ben de Anıl'ı radyoda dinledim. İstek gelmiş, bir kez daha çalınmış. Sana da buradan söyleyelim. Güzel bir haber bu da. Sen nerelisin oğlum? Nevşehir. Nevşehir. Bu Nevşehir... Yok mu Nevşehir'de kamu kuruluşunda çalışan bir eş, dost, akraban? Yok vallahi. Ya kamuyu mamuyu boş versen. İnsanlar yeter zaten. Benim doğup büyüdüğüm yer Gazmanpaşa. Sen bir istirham et bakalım. Recacı ol o Nevşehir'den. O Kadir Şinas sağduyulu musikiyi severler seni yalnız bırakmayacaktır. Benim de hasreten istirhamımdır bu. Musiki yani, adına. Çok teşekkür ederim. Ne güzel değil mi? Peki. Yıldız Hanım sizden yorum alabilir miyiz? Aa, Yıldız Hanım söyledi. Söyledi mi? Özür dilerim. Bir daha söyleyeyim. Yohan, özür dilerim. Bir daha söyleyin. İsterseniz. Bence Anıl birinci olmalı çünkü... Teşekkür ederim. Tekrar söyleyeceğim gibi... bu bir ses yarışması değilse sadece... Bu sadece görüntü yarışması da değilse... Bu her ikisinin bir arada olduğu bir yarışmaysa... Her ikisi konusunda da Anıl'ın gösterdiği performansı hiçbirisi göstermedi. Hala çabalıyor. Yaşı, görünümü ve sesinin eğitilmesi anlamında ben Anıl'ı en şanslı görüyorum içlerinde. Peki, teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz Johan. I'm already surprised that we are already making prognoses about who's going to be the pop star. So I think the audience has to decide definitely. We can't say who we like, we can say who we don't like, but I'm going to keep my opinion till the end of the show. Peki, ben biz tabii kimi sevdiğimizi, kimi sevmediğimizi söyleyebiliriz ama tabii ki son karar halkın olacak. Ben kendi favorimi programın sonunda açıklamak istiyorum. So at this moment I still want to see what's happening on stage. And we know that Anıl made huge progress during the competition. Şu anda ben sahneyi birazcık daha gözlemlemek istiyorum, sahne performanslarını, ama ben de hemfikirim. Anıl çok büyük bir gelişim gösterdi. We saw him really wow, that he was really great, that he was really good. Bazı zamanlar bazı performansları gerçekten çok çok başarılıydı. But especially real, that it was a real Anıl we saw. Sometimes. Bazen gerçek Anıl'ı görebildik. Sometimes it was not that good. It was a little bit fakey because he was just bazen gerçek Anıl değil, biraz sahte görüntüler de gördüğüm oldu. And I'm sorry, but this time this performance was one of those. Bu üzülerek söylüyorum. O çok beğenmediğim performanslarından bir tanesiydi Anıl'ın. And I'm going to explain why. Neden olduğunu açıklayacağım. Again, he took a huge risk by doing a jazzy, bluesy song. Anıl burada esasında çok yine büyük bir risk aldı. Jazz, blues tarzı bir şarkı söylemiş. And this is something really like arabesque or classical or traditional. You have it or you don't. Bu da tabii ki bazı insanlar bu tarzdan hoşlanır, bazıları hoşlanmaz. I heard the blues, I heard the jazz, I heard the pop, but it was only the band. Thanks to Ozan and his band, that was really great. Ben bu caz, bluzu, popu duyabildim ama Anıl'dan değil de Ozan Doğulu'nun orkestrasından, çok iyi orkestranın performansından bunu duyabildim. Onlara teşekkür ediyorum diyor. And I'm sorry, but Anıl was just performing a jazz song, just like he performs a pop song, but the soul was not there. The more jazzy things, bluesy things, it's also about the soul. It's classy, it's styleful. It's very nice, bu it's very warm. Bu tarz şarkılar, yine caza, bluza kaçan bu tarz parçalar da yine çok ruh koymak gerektirir, duygu koymak gerektirir söylerken. And I heard the last few weeks that my colleagues were always talking about the clothes. So for the first time, I think I'm going to say something about the clothes too. Can I ask Anıl one question? Anıl'a giysisiyle ilgili bir soru sormak istiyorum. Anıl, why did you choose these clothes for this performance? Anıl, bu şarkı için neden bu kostümü seçtin diye soruyor Johan. Hoşuma gittiği için seçtim yani. Because he likes it. Sorry? You like it? Because he likes the costume. Okay. It doesn't have a lot of meaning, he says. If I remember very well, my colleague Miss Bülent
when she was judging the arabesque singers, when Anul came with his suit, perfect to the traditional classical style. Ben Bülent Ersoy'un Anıl'ın Türk sanat müziği söylediği gün yaptığı yorumları hatırlıyorum. Bir çok güzel bir takım elbiseyle gelmişti ve buna çok saygı duymuştu Bülent Ersoy. Hatta ayakta alkışlamıştı. So there I learned that it's very important if you perform a style of music that you dress likewise. Şunu öğrenmiş olmaları lazım ki yarışmacılarımızın artık hangi tarzda söylüyorlarsa ona göre bir tarzda giymeleri gerekiyor. Right. Ve Bülent Hanım kesinlikle haklıydı o günkü yorumunu yaparken. So that's why at this moment I don't understand. Anıl knows that it's very important that you fit the clothes with the song or the style you're performing. That he now just says, yeah, I just did it because I liked it. Anıl bunu bilmesine rağmen sadece hoşlandığım için, sevdiğim için bu kostümü giydim. Bu şarkı söyleyen kişi de zaten bu tarzı giyiniyor. Yani kendi sahip olan şarkıya kişi de bu şarkı giyiniyor zaten. But I can, so you're just imitating again. O zaman taklit yapıyorsun diyor. Taklitle alakası yok. Onun... Okay, but I don't care about the original singer. I don't know the original singer. I just hear the song. I see the performance. Şarkıyı söyleyen kişiyi tanımıyorum, bilmiyorum. Çok da umurumda değil onun ne giydiği diyor. And I feel a very jazzy, bluesy influence. Ben bu şarkıda caz ve blues ezgileri duyuyorum. So I also expect a jazzy, bluesy performance and styling. Ona daha çok yakışan Eminem bir performans. Eminem de giyiyor asker kıyafeti istediği zaman. Ama o rap söylüyor ya. Rap söylüyor ama asker kıyafeti giyiyor. Ne alakası var o zaman? But yani that's rap. Ne kadar alakası yeah, this, varsa onun rap. Ne kadar alakası that's var. Rap. We're talking about rap. It perfectly fits. Bu rap diyor. Rap'te o tarz şeyler giyilebilir diyor. Eminem olabilir. Perfect. Bu da bizim kendi öz müziğimiz ve kendi askerimizin kıyafeti. Bu kıyafetle Anıl pop da söyler, Türk sanat okay. müziği de söyler, arabesk de söyler. Her şeyi söyleyebilir. Teşekkür ederim. Peki. Okay, that's an opinion like another. But if I feel jazz, if I feel blues, I want some more classy things. Bu görüşe, çok merak ediyorum. Metin'in şarkısı ne hissetti? Bu görüşe... Ben bir şey öğrendim. Özür dilerim. Ben sormak onun istiyorum. Onun söylediğini bir tercüme edeyim, hemen geçelim. Söylediğinize kesinlikle saygı duyuyorum. Benim beklentim ama daha bu şarkıya yakışan bir kıyafet tamam. olur. Metin'in şarkısına ne hissetti? Metin'in kıyafeti, Metin'in söylediği şarkıya uygun muydu? O gibi mevzuya geldik Yuhan Bey'le. Ne güzel bir asker olursun sen ya. Vallahi şuraya bak. Yes. Maşallah. Yes. Vallahi. Yani Metin'in şarkısını dinlerken ne hissetti? Metin'in kıyafeti, Metin'in söylediği şarkıya uygun muydu? Armağan'a cevap versin bakayım. So when Metin is singing, it's always perfect because he's always singing classical more. But what he did you is think what about he is, his and he's always the songs he sings, they perfectly fit with Metin. He's never singing. He did it a few times. And then we really said it was bad because we felt it was bad. But most of the time, 80% of the competition, Metin was singing songs who fitted perfectly with Metin. What about clothes? It was Metin and it fitted with the music, so it was Metin. It fitted, in my evet. opinion, it fitted. Şöyle söylüyor, diyor ki Metin bugüne kadar kendisi için doğru olan şarkıları seçti. Peki dedim kıyafetleri hakkında ne düşünüyorsun? Because it's his style and he chooses songs which perfectly fit with Metin. Kendisine giden kıyafetleri seçiyor now, dedi. O zaman Anıl da kendine giden kıyafeti seçti, kendine giden şarkıyı seçti. Teşekkür ederim Armağan Bey. Okay. But then I ask, why have we been discussing for more than 10 weeks about styling that it has to fit with music? Ayrıca why don't we do it anymore right now? Şunu hiç dürüst bulmuyorum. Üç jüri üyesi biz Anıl bu gece elenmemeli diye söylerken kendileri Sevcan'ı desteklediği için bunu yapmasını da hiç doğru bulmuyorum ayrıca. Teşekkür ederim. No. Peki. Yohan bakalım ne diyecek? I'm not going to play the game Armağan played for weeks. I'm not going to play that game because what he says about me right now, this is what he has been doing for 9 weeks. Oynadı bu oyunu, oynamayacağım diyor. The people he liked, he was supporting. The people he didn't like, he was just breaking them down. Evet, Armağan bugüne kadar sevdiği kişileri destekledi. And I don't want to play this game. Kişileri de sonuna kadar eleştirdi. Aynen böyle yaptım. I don't ne var bunda? Armağan Bey de beni eleştirdi ama. Ben I don't accept this that they judge me like that, that I'm now taking advantage of a performance. Let me be clear. There are three people in the final right now. Ben Armağan'ın bana yaptığı bu eleştiriyi kabul edemeyeceğim dedi. There are only three people left. None of them kaldı. Is perfect. None of them is ready to become a pop star. None of them bu is my favorite. Üç kişiden hiçbiri bence daha hazır değil.
Hiçbiri mükemmel değil ve hiçbiri benim favorim değil dedi. My favorites are already out. So I'm benim just favori trying. Adaylarım çoktan elendiler. Benim de öyle. Benim de favorilerim I'm elendi. I'm just trying now. The three people for me they're it's the same. They are the same. Üç yarışmacı arasında bir fark müsaade göremiyorum. Müsaade ederseniz bir şey sormak istiyorum Mösyö Yuhan'a. Tabii ki buyurun. Efendim, şimdi bu üç yarışmacı da çıktılar. Evet. Bu üç çocuğumuzdan hangisini daha ziyadesiyle popstar olmaya layık gördü? Layık gördü. Çatısının altında olmaya layık gördü. Şimdi arkadaşlar Burcu seçme her şeyi beni biliyor kendisini. Beni tenvir eder misiniz lütfen efendim? I said I was going to say it at the end of the show after the second performance. Ben, but it's going to be difficult because in my opinion can I eğer be... müsaade ederseniz diyor ikinci performansını izledikten sonra hayır, söylemek hayır ikinci istiyorum. Performansa gerek yok. Çünkü çocuklarımızı okay, çok iyi tanıyoruz. Okay, I can do it tamam, now. Tamam söylemek okay. istiyorum. Tamam şu anda yapayım diyor. Buyurun efendim. I have no opinion at this moment because şu anda bir fikrim yok. None of them is perfect. Hiçbiri so I let the değil. Audience decide from the three. Okay, if we really want to say pop star, then I have to say or Sevcan or Anıl. Eğer pop star diyorsak ya Sevcan'dır ya da Anıl'dır diyor. They're not perfect. None İkisi of them de mükemmel is perfect değil. Yet. İkisi de mükemmel değil şu anda. Anıl has to grow. He has a lot of good things. He has a lot of less Anıl'ın things. Da daha gelişmesi but, lazım. Peki bir but şey söyleyeceğim. Also Sevcan. Ve Sevcan da aynı durumda. Sometimes she was great. Mesut Yohan, öteki... Metin mi? Hayır, kızımız... Sevcan hanımefendi. Kız olduğu halde, bu da bu çocuk da erkek olduğu halde, bu çocuğun daha supleksli, daha kırık yani böyle ritmik olduğunu görüyor musunuz yoksa... Hangi fikirdesiniz? Like sahneye I said, yakışma babında. Okay, like I said, Anıl has a lot of things which are very positive. daha evvel de söylediğim gibi Anıl'ın çok pozitif noktaları for var, example, özellikleri var. For example, he's very beautiful, he's a very nice örnek guy. Örnek vermek gerekirse çok yakışıklı, super. Çok iyi gözüküyor. Daha ne olsun? Okay, can I finish? Can I finish? Teşekkür ediyorum. So, he looks great, he's always... I wanted to say this episode, that we as if you see the whole competition, there was one guy who has always been almost super regarding his styling and his clothes, and it was Anıl. Bunu bu bölümde söylemek istiyorum. İlk bölümden itibaren bütün stiliyle, tarzıyla mükemmel another olan tek is, yarışmacı Anıl'dı bana göre diyor. He improved a lot. Çok gelişti. His voice is very beautiful. I like the color of his voice. Sesini çok beğeniyorum. Sesinin rengini he sings çok beğeniyorum. Very well. Şarkısını çok iyi söylüyor. But I keep on saying if I have to say something positive about Sevcan, she makes mistakes. But what we see is real. Ama Sevcan'la ilgili de şunu söylemek istiyorum. And she's not afraid to evet, make mistakes. Hatalar yapıyor ama Sevcan gerçekten Sevcan. Kimse sahnede onu görüyoruz diyor. Gerçek diyor. Ben de Anıl'ım olarak sahnedeyim. Peki bu çocuk ben. Ne yapıyor? What about Anıl then? Bu ne yapıyor? I'm not saying that you're behaving like someone else. I'm kim just saying what acaba? I feel. Kim bu acaba? Böyle bir artist varsa bana söyleyeyim bu bakayım. Bu benim hissim, hissettiğim ben şey ben işte diyor. Buna katılmıyorum. Bir de burada... şöyle bir şey görüyorum. Bakınız. Gülben Ergen'i bilirsiniz. Tabii ki. Gülben Ergen I'm just comparing. Bana çok genç geldi elime. Çok küçüktü. Annesi çok hanım bir, hanımefendi bir kadındır. Evet. Anneanne. Annesi. Ben ona anneanne diyorum. Ha, çok hanımefendidir ama öyle böyle değil. O beyaz saçlarıyla asil böyle bir hanımdır. Gülben de tertemiz bir çocuktu. Hoş şimdi yine hiç kötü mü? Değil. Asla değil. Çok saygılıydı. Bana küçücük geldi. İşte fotoğrafıma benim filmimde oynadı. Benim kadrolarımda çalıştı. Falan falan. Neyse oraları geçelim. Gülben'in en takdire şayan yeri bana onu hatırlatıyor. O kadar emek verdi ki, o kadar çok koşuşturdu ki, o kadar çok çalıştı ki bir saat arayla o hocadan öteki hocaya koşuştururdu. Erdem Siyavuşgil hocadan ders aldı. Nasıl koşuşturur, herkese ayrı, bayram atlamaz, seyran atlamaz, önemli günlerde böyle arar, sorar, öyle bir kızcağızdı.
ve kendini yetiştirdi. Gülben ilk çıktığında bu kadar düzgün okumuyordu. Ama şimdi aslan gibi okuyor. Bu da çalışacak. Benzetiyorsunuz azmini. O azmi görüyorum. Gülben evet. Ergen'deki o azmi görüyorum onda. Ben 36 senemle. Göreceksiniz. Ama bazıları da bu 10. program hala da maliye müfettişi gibi o kıyafet olmaz. Olmaz. Bu arabesk tarafta tozunu attırır. Birinci, asla başka kimseyi dinlemem. Metinle mi karşılaştırıyorsunuz? Evet diyorum ben. Evet. Beni bağışlasınlar, özür diliyorum, affedersiniz. Ne olur kusura bakmayın ama yani ses olay olarak hepsinin tozunu attırır. Hepsinin metin. Ama bir de şekil var, görüntü var. Yani ne diyeyim, nasıl yalan konuşayım koskoca insan? Ne diyeyim ne yarabbi bilmiyorum. Görüntü olarak Anıl diyorsunuz, ses olarak Metin diyorsunuz. Artık mal gösteriyor kendini evet. Yani. Daha peki. Ayol. Peki. Okay, peki. Evet, Johan'la bitiriyoruz. Okay, I want to finish because I wasn't finished. Yes, yes, I always get interrupted, so okay. Let it be clear, I wasn't breaking down Anıl. I just wanted to make a statement. Bir şeyi net olarak söylemek istiyorum. Anıl'ı ağır bir şekilde eleştirmiyordum. That in these three people, I have not exactly a favorite. For me, it's difficult to choose who has to be the pop star. I can't, with benim all my heart, I can't say it. Benim için bu üçünün arasından bir tanesini seçmek zor. Because none of them is perfect. Neither Anıl, neither Seth Can. Hiçbiri mükemmel değil. Yes, we know that. And Metin is perfect, but he's not a pop star. Metin'in de sesi mükemmel ama o da pop star değil diyor. So don't attack me that I say I'm trying to make advantage for Sevcan because it's not true. Lütfen Sevcan'ı öne çıkartmaya çalıştığımı düşünmeyin. Whatever amacım she bu değil does, diyor. Whatever she does, it's real on stage. She makes mistakes, but she risks. And what she does, I like it. Okay. And one thing has to be clear also. If you want to become a pop star, we're always talking about being beautiful, being nice dressed. The biggest pop stars in the world, sometimes they are the most ugliest people in the world. Evet, bir şey de unutmayalım ki diyor, dünyanın en büyük pop starları bazen dünyanın en çirkin giyinen insanları da olabiliyor diyor. For example, Joe Cocker. Şimdi bu hanımefendiyi biz tanıyor muyduk? Is he beautiful? Biz bu hanımefendiyi tanıyor muyduk? Daha evvelden Hadise Hanım'ı. Biz tanıyorduk ama değil mi Hadise'ciğim? Bu ne zaman çıktı albüm? Ama o da yoktan çıktı. Var oldu. Tabii ki. But let it be clear. Ama şu hanımın deminden beri bakıyorum ve gıptayla bakıyorum. Şu ayağını tutuşundaki zerafete bakın Allah aşkınıza. Şu ayağa bakın ya. Şu ayağa bakın. Bu öğretmeyle olmaz. İnsanın içinden gelir. Bu Allah vergisi kalemle çizilmiş gibi vücut hatları o Allah vergisi tamam. Ama şu ayağa tutuş da insanın kendi içinden gelir. Mesela Johan. Lütfen biraz da insan içinden gelmeli. This is very important şuraya point. Bak ya. This is very important what Miss Bülent says now. Evet, this Bülent Ersoy'un bu söylediği çok çok önemli. Okay, she said, Hadise is very beautiful. Hadise çok güzel. That's diyor. One thing. Bu, okay, bu that's bir, only one thing. Sadece but second she bir said, şey diyor bu. What she does on stage, it comes from inside. Bülent Hanım'ın ikinci söylediği şey it's içinden real. Gelerek yapıyor this bunu is what diyor. She said. İşte so bu gerçek it's a second diyor. Quality. You have to feel the music. Gerçek you have to be diyor. A pop star. I started with Hadise 3 years ago. Ben Hadise ile çalışmaya 3 yıl evvel başladım. Not because she was beautiful. Güzel olduğu için değildi bu çalışmaya başlamam. She had great looks. She had great looks. O zaman da güzel gözüküyordu. But I noticed when I first discovered when I found her what she did that she was singing with her heart. That she was performing ama with her heart. Ilgili what she did on stage şey, as a 17-year-old girl, it was real. It gave me goosebumps what she was doing then. Hadise ile ilgili ilk gördüğüm şey, yürekten, kalpten söylediği oldu diyor. Ve onu dinlediğim zaman tüylerim diken diken oldu. İlk hissettiğim şey buydu, o 17 yaşında bir kız. O zaman bu tarife göre bu yarışmanın tek birincisi var Metin. Metin olacak o zaman. Yeah, that's what I said. I'm already saying it for weeks and weeks. What Metin does is perfect in his own style. Ben not de as a pop haftalardan star, beri bunu söylüyorum. Style, kendi perfect. Stilinde Metin he's en iyisi perfect. Diyor. O zaman star. Metin Bey olacak. Hayırlı uğurlu olsun. Fevkalade. So if people alsın, Belçika'ya götürsün. Ona bir pop kaseti yapsın. Belçika'ya götürürse ne yapacak? I don't want to make the decision. If the people want to make Metin the pop star 2006, I will applause. Because this is the people's choice. I don't
For me it's the same. Eğer he deserves Metin it. Bu yarışmada birinci seçilirse halkın seçtiği demektir. Ayağa kalkar alkışlarım diyor. I just want to make clear that for me there is no decision possible at this moment. Sadece şunu söylemek istiyorum. Benim için üçünün arasında çok büyük fark göremiyorum. They are all at the same level. Bence hepsi aynı seviyedeler. One has more qualities on this side, the other has one more qualities on the other side. Bazı yönleri diğerlerine göre daha kuvvetli, diğerinin başka yönleri daha kuvvetli. But as a pop star, they still have a long way to go. Ama bir Metin, pop star, on the other hand, as an arabesque star or a classical star, singing Turkish music, he is already very far. He is maybe already an artist. He doesn't have to do anything anymore as a Turkish artist. Peki and ben bir şey sormak if istiyorum. The audience, if the audience wants to make him pop star 2006, they are right. It's their choice. But I just can give my honest opinion about these three candidates. Mesye Johan inanıyor mu ki Metin Bey şimdi diyelim ki pop star oldu, birinciliği aldı. Sesi zaten namütenahi, yani ikisinden de fevkaladenin fevkinde. O ayrı mevzu. Onu açıkça ve inanarak söylüyorum. Zaten yani herkes duyuyor artık. Ama şimdi pop starlık kendisine yakışacak mı acaba? Peki bu sorunun cevabını kısa bir görüntümüz var. Okay. Görüntüden sonra alalım. Ne görüntüsü bu? Sevgili seyirciler, Hobi Jöne fırtınası devam ediyor. Hobi Jöne kullanıyorum. Bence çok güzel. Saçlarım hem parlak hem de sağlıklı gözüküyor. Peki bu işin profesyonel olarak sizin düşünceniz nedir? Hobi saç şekillendirme grubuyla biz de saçlara çok kolay şekil verebiliyoruz. Arkadaşlar, Türkiye'de jöle deyince aklınıza ne geliyor? Hobi Jöne, kontrol sende. Hobi Jöne, kontrol sende. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ana sponsorumuz Hobi'ye de çok teşekkür ediyoruz. Bu arada Bülent Hanım demişti ki peki bir popstar görebiliyor mu Johan? Değil mi? Özetle öyleydi sorunuz. Ben öyle bir şey söyledim. Metin Beyefendi'den dedim. Tamam, Johan'a Metin'in bir popstar olup olamayacağını soruyorsunuz değil mi? Bir görebiliyor de çaba, ya, çaba gösteriyor mu diyorum. Bu 10 bölümdür. Burada oturuyoruz. Bir şeyleri konuşuyoruz, tartışıyoruz. Daha bunun eleme safahati de vardı malumunuz veçiyle. Bu zaman diliminde de beyefendi hep yanımızdaydı. Hep gördü. Bu zaman diliminde kaç adım ileriye gitti, gidebildi, çaba gösterdi. Onu istirham ediyorum. Beni tenvir etsin. Peki lütfen. Ben şurada o zaman şöyle bir şey hemen algılıyorum. Herhalde en zayıf gördüğünüz yarışmacı Metin ki Metin'le kıyaslıyorsunuz ondan ses dolayı. Ses olarak sakın. İlerleme açısından adaptasyon Metin. Açısından. Metin ve Anıl'ı karşılaştırıyoruz. Yani bu adreste olabilmenin, pardon bağışlayınız efendim, pardon. Bu adreste, bu çatının altında olabilmesi adına hangi, yani acaba layık mı, bu adresin elemanı mı demek istiyorum. Ve de çaba gösteriyor mu? Çünkü Armağan Bey söylüyor. Ben söylüyorum, Yıldız Hanımefendi söylüyor, Monsieur Johan söylüyor ama kendimiz çalıp kendimiz oynuyoruz. Hiçbir değişim görmüyorum ben. Metin gitsin diyorsunuz yani. Gitsin bugün. Demiyorum, böyle bir şey söylemiyorum. Neden? Aslında bunu kendisine sormak istiyorum. Neden çocuğum? Bir daha geldi. Yani bizi, gelecek. Bizi kale mi almıyorsun? Görüşlerimizi, yıllarımızı mı kale almıyorsun? Değil efendim, yoksa dediğim dedik, çaldığım düdük. Olu şöyle. Yani olu şöyle onun. Ama bu programda en başarıyı gösteren, en çok çaba gösteren Metin. Bence Anıl diyorsunuz. Anıl çünkü. Evet, teşekkür ederim. Yani yoksa bence de tabii ki Metin ama eğer bir pop star arıyorsak, gerçekten çaba gösterenin, hak edenin almasını istiyorsak en fazla çabayı Anıl gösterdi bence. Çok temel bence. Bir soru soracağım. Çok temel. Madem tartışıyoruz. Bu yarışma bittikten sonra birisi işte single'ları çıktı. Kim daha kalıcı olur? Onu merak ediyorum. Sizden sadece şimdi bunu... Metin'in albümü çok satabilir. Fakat Popstar adı altında bir yarışma düzenlendiyse Popstar seçmeliyiz biz. Popstar demek de İlle sesi mükemmel olan kişi anlamına gelmiyor. Peki. Bugün dünya müziklerine de baktığınız zaman örneğin Jennifer Lopez çok güzel bir ses tonu yok fakat star kadın. Evet. Her haliyle. Ya da baktığınız zaman yabancı başka erkek şarkıcılara da mükemmel sesleri olmamalarına rağmen gerek görüntüleriyle gerek çabalarıyla star olmayı hak etmiş insanlar. Haklısınız.
Anıl'da da ben bunu gördüğüm için söylüyorum. Yoksa anlıyorum. Metin tabii ki... Sizler sevgili jüri üyeleri... Metin Bey seçildiği vakit özür diliyorum. Meşe Yohan götürecek mi? Özür diliyorum. Sizler arkanızda bir isim bırakarak bu popstarı bitireceksiniz. Arkanızda bırakmak istediğiniz, yani işte bu jürinin eseri buradan çıkan bu kişidir diyeceğiniz yarışmacı kimdir? Hayır, ben bu jürinin eseri olacağına inanmıyorum buradan çıkan kişinin. Ama sonuç olarak tabii. O olacak. Popstar hayır yapıldı, efendim, jürisi eğer, de burada. Hayır efendim, eğer öyle olsaydı... Ama en başında halka, biz söyledik. Tabii, halka açık oylama olmasaydı, oyları halk belirlemeseydi, biz belirleseydik... Evet. Hamiyet gitmezdi bana göre. Alice gitmezdi bana göre. Cenk gitmezdi Bülent Hanım'a göre. Yani... Gitmeyecek bir sürü yarışmacı vardı. Yalnız Cenk değil, Cenk gider miydi ya? Eğer seçiciler olacak biz şey olsaydı, Günce. Öteki Günce gider miydi? Kalmazdı. Birine kambur denildi gitti, ötekine bilmem ne denildi. Ama belirleyici halk olduğu için dedi. Halkın birincisi ya. Olacak seçiciler. Evet. Zaten bu 10 kişiyi de sizler belirlediniz. 10 kişiyi de bu sahneye sizler getirdiniz. Zaten o 3'ü gittikten sonra geçmiş olsun. Yani... Anıl'ı ben seçmedim. İlk elemelerde olmaması için de çok çene patlattım. Evet, evet. Ama şu an benim birincim oldu. Neden? Evet. Çünkü benim favorilerim yok. Çünkü olanların içinde en emek gösteren, en çaba gösteren, hak eden var. Anıl. Evet. Bu yani. Başka teşekkür ederim. Şey son olarak Johan bir cümleyi tamamlamak istiyor galiba. Yes, I want to answer on Ms. Bülent questions because it would be unpolite if I didn't answer on her questions. Bülent Hanım'ın sorusunu cevaplamazsam kabalık olarak algılanabilir. Estağfurullah. In fact, I don't have to answer. I'm already telling this. I'm giving the answer already for weeks on her question. Evet, bu soruyu zannediyorum haftalardan beri cevaplıyorum. Already during the pre-selections, we knew that Metin never could become a pop star. Let's stay honest. İlk seçmelerden itibaren Metin'in bir pop star olamayacağını hepimiz biliyorduk zaten. Tabii benim yanımdaydı. Beraber konuştuk. Evet. So to answer Ms. Bülent's question, can he become a pop star? Never. Hiçbir zaman bir popstar olamaz Metin. Bu soruyu cevaplandırayım diyor. But he's a superstar in his own style. Ama kendi stilinde, kendi tarzında bir süperstardır Metin diyor. Ama onun stilinin yeri değil burası. Ama aldık buraya. Evet aldık. Yani, ama bir bize göresi var, bir de halka göre dakika, olanı var. Evet. Bir dakika, evet. Ne sebeple aldık? Metin iyi şarkı söylüyor ve 1-2, 3 hafta, 5 hafta ya da 10 hafta içinde nerede olduğunun farkına varır. Bu sebeple bir gelişme gösterir diye aldık. Gösteremiyorsa biz ne yapalım? Hiçbir değişim yok diyorum. Anlatamıyor muyum Sayın Erkan? Hayır. Hiçbir çaba ben vermiyor. Ben netlik istiyorum. Yani Metin'i bol bol tartıştık. Anıl'ı iyi buluyorsunuz. Ama üç kişi kaldılar tabii. En çok yakıştırdınız Anıl. Ben onu anlıyorum galiba. Değil mi? Yani Anıl'ı, şekil olarak en öyle. En çok yakıştırdınız i̇lk, Anıl. Bu ilk performansla evet. Bülent Hanım, Armağan Bey, Yıldız Hanım... daha çok Anıl'ı yakıştırıyorlar popstarın birinciliğine. Johan I still don't know. Daha hala karar veremedi. No, because it's not real in my opinion. Bir dahaki yarışma. He did some real things in the past, but he's trying a lot of things and it's not real. I still don't feel the soul. On the other hand, Sevcan, there is a soul, but I don't want to choose in between both. İkisi arasında Sevcan'la Anıl arasında bir seçim yapamıyorum. Because with his looks, he makes more chance to evet, become a popstar. Evet, Anıl'ın görüntüsü popstar olmaya daha uygun. Sevcan'ı sahnede daha gerçek buluyorum. But for me the most important thing is it has come from the heart. Benim için en önemli kriter these are the real şarkının pop stars. Kalpten gelmesi, duygu yüklü olması diyor. Ben de burada diyor. Kalpten olmasa şarkı söylenemeyeceğine inanıyorum yani. Ay akşamdan ışıktır. I can sing too. I can sing too. That's not true. No. Hüküm şimşir kaşıktır. Dino yaylalar. Peki asker kıyafetleri. Herkesi güldürdünüz. Anıl 106 aday numarası. Pek yaşa söyle, bir daha duymadım. Ben mi? Herkesi güldürdü dedim. Ay canım benim. Evet, Anıl'ın aday numarası 106-3004'e gönderiyorsunuz. Almanya'dan da 83-333'e Anıl'ın aday numarasını yolluyorsunuz. Şimdi kızım, bir sürpriz yapalım. Kaç numara giyiyorsun kızım sen? 39. 39? Evet. Bu nasıl bir ayak? Sonra gel bana yakından göster bana. Eyvah eyvah. Utandırdı. Vallahi yaman bir şey. Hayal. Evet. Şunun haline bak. Anıl'a teşekkür ediyoruz. İçeri uğurluyoruz Anıl'cığım seni. Teşekkür bir ederim. Sürprizimiz evet. Var. Alkışlarınız Yıldız Tilbe için yepyeni albümünden çok güzel bir şarkı söyleyecek bize.